İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Sitemizde Armenosid adlı yeni bir sayfa açıldı. Zohrab Mnatsaganyan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Astana'daki toplantısına katılacak. Türkiye'de 2018 yılında elektrik fiyatları %30.5, gıda fiyatları ise %27.7 arttı. Üçüncü Amerikalı Ermeni de kongreye seçildi. Avustralyalı Ermeniler Zdenagapert'i ziyaret ettiği için Vanuatu Başbakanı'na teşekkür ettiler. Lavrov, İran'a karşı ABD'nin yaptırımları kesinlikle yasa dışıdır. Hattuşaş'ta 3000 yıllık geçmiş olan küpler bulundu. Sevgili izleyiciler, web sitemizde 1894-1923 yıllarında Ermenilere karşı uygulanan soykırımı sunacağımız Armenosid adlı yeni bir sayfamız bugünden itibaren açıldı. Bölümde periyodik olarak farklı dillerde makaleler, filmler, öyküler ve görgü tanığı ifadeleri yer alacak. Bütün bunlar Batı Ermenistan'ın gerçek sahipleri olan Ermenilere karşı işlenen suçu tüm dünyaya hatırlatmak için gerçekleştirilen bir adımdır. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan, Astana'daki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün zirvesi öncesinde Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyelerin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları Konseyi ve Güvenlik Konseyi Sekreterlerinin 7-8 Kasım günlerinde gerçekleşecek olan ortak oturumuna katılacak. Oturum sırasında 24 sorunun tartışılması öngörülmüştür. Bunlardan 15'i örgüte üye, ülke liderlerinin tartışmasına sunulacak. Kolektif Güvenlik Konseyi üyeleri oturumda uluslararası ve bölgesel güvenlik, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyesi devletler arasında organizasyon çerçevesinde ve uluslararası arenada işbirliği ile ilgili sorunları ele alacak. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Kolektif Güvenlik Konseyi oturumu 8 Kasım günü Astana'da gerçekleşecek. Kolektif Güvenlik Konseyi içerisinde yer alan Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan'ın liderleri katılmaktadır. Oturum sırasında Ermenistan'ı Başbakan Vekili Nikol Paşinyan temsil edecek. Astana'da 8 Kasım'da gerçekleşecek olan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün zirvesinde bu örgütün genel sekreter adayları sorununun ele alınacağı bellidir. Türkiye 2018 yılında elektrik ve gıda fiyatlarındaki en yüksek enflasyon oranına sahip ülkedir. Bu konuyla ilgili bilgi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD raporunda açıklandı. 6 Kasım 2018'de yayınlanan rapora göre Türkiye'nin enerji sektöründe enflasyon Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %30.5 olurken gıda pazarında ise enflasyon oranı bir önceki yıla göre %27.7 oldu. Türkiye bu göstergelerle OECD üyesi ülkeler arasında ilk sırada yer almaktadır. Enerji sektöründe enflasyon bakımından Norveç %24.7 ile ikinci, Meksika %19.1 ile 3. sırada yer aldı. Enerji fiyatlarındaki düşüş ise sadece Slovakya'da %1.5 ile kaydedildi. Türkiye'den sonra Güney Kore %5.2, İzlanda %5.1 ve Macaristan %4.6 ile gıda pazarında en yüksek enflasyon oranına sahiptir. Gıda fiyatları sadece 2 ülkede düştü. İrlanda'da %2.2 ve Danimarka'da %0.8. 2018 yılında tüm mal endüstrisinde Türkiye'de ortalama enflasyon oranı Eylül ayı itibariyle %24.5 olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde 3. Amerikalı Ermeni görev alacak. Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi Anka'nın bildirdiğine göre Anthony Brindisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin ara seçimlerini kazandığı ve Kongre'nin diğer Ermeni milletvekilleri Anna Eshoo ve Jackie Speier'e katıldı. Avustralyalı Ermeniler, Ermenilere uygulanan soykırımın anıtı olan Zdenagapert'i ziyaret ettiği için Vanuatu Başbakanı'na teşekkür ettiler. Avustralya Ermeni Ulusal Komitesi, Vanuatu Başbakanı Charlotte Salva'ya, Ermenilere uygulanan soykırım kurbanlarının hatıralarını anan Pasifik Okyanusu bölgesindeki ülkelerin liderlerinden ilki olduğu için teşekkür etti. Charlotte Salvay, Yerevan'daki Frankofon zirvesi sırasında Ermenilere uygulanan soykırım kurbanlarına adanmış anıt kompleksini ziyaret etmişti. Ermeni Ulusal Komitesi, Vanuatu Başbakanı'na yazdıkları mektupta bölgenin en büyük Ermeni toplumunun temsilcileri olarak Ermenilere uygulanan soykırımı tanıdığı gerekçesiyle Başbakan'a minnettarlıklarını sundular.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı yaptırımlarını eleştirerek İslam Devleti ile ekonomik bağları güçlendirmenin yollarının hala bulunabileceğine olan umudunu dile getirdi. Life.ru'nun konuyla ilgili yazdığına göre Rusya Dışişleri Bakanı bu açıklamasını Madrid'de yaptığı çalışma ziyareti çerçevesinde İspanya Kralı 6. Filip'le görüştüğü sırada dile getirdi. Lavrov'un sözlerine göre zamanımızda ultimatomlar ve tek taraflı talepler politikası açıkçası kabul edilemez. Bu yaptırımlar kesinlikle yasa dışıdır diyen Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı, bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının kaba bir ihlali olduğunu da sözlerine ekledi. Ona göre bu yaptırımların uygulanmasının yanı sıra bunları açıklama yolları derin bir hayal kırıklığına neden oluyor. Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik kentindeki kazı çalışmalarında 3000 yıllık erzak deposu bulundu. Erzak deposunda bulunan parçalar kazı evindeki laboratuvarda puzzle gibi birleştiriliyor. Tarihi Milli Park Hattuşa Ören yerinde 1906 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi adına başlatılan kazı çalışmaları 112 yıldır sürdürülüyor. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği listelerindeki tek antik şehir ünvanına sahip Hititlerin başkenti Hattuşa'daki arkeolojik kazılarda bilim insanları tarafından büyük bir titizlikle gün yüzüne çıkarılan eserler aynı hassasiyetle restore edilerek sergilenmek üzere müzeye teslimi sağlanıyor. Kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla gün yüzüne çıkarılan parçaları kazı evindeki laboratuvara getirdiklerini anlatan Alman Arkeoloji Enstitüsü adına kazı çalışmalarını yürüten kazı başkanı doçent doktor Andrea Schachna şöyle dedi. Kazı çalışmasında bir erzak deposu bulduk. Bu deponun içinde büyük erzak küpleri tespit edildi. Bunların da bir kısmını çıkardık ve restorasyon için kazı evine götürdük. Bunların içinde hem sıvı hem de hububat bulundurulduğunu biliyoruz. Küplerin içindeki çıkan toprağı eleyerek yanmış buğday ve tohumları değerlendirme şansımız oluyor. Böylece Hititlerin ne yiyip içtiğini görme şansımız oluyor. Tüm bu işlemleri kazı evinde yapıyoruz. Kazı alanında bulunan eser parçaları poşetlenerek kazı evine getiriliyor. Şu anda 3000 yıllık olduğu tahmin edilen 16 adet büyük küp anlamına gelen pitosu birleştirmek için çalışıyoruz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vova tarafından seslendirilen Yerging Norris Mralbets adlı eseri sunuyoruz. Astadunim sevdainandır, ego imzi donandır. Astadunim sevdainandır, ego imzi Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.